Ne o? Çok mu beğendin kolyeyi? Güzelmiş. Daha önce yoktu sanırım. Evet, yoktu. Çok yakışmış. Benim patronun eşi de böyle şeyler yapıyor bu arada. Seviyorsan eğer, istersen... Gerek yok. Gerekirse kendi alır. Bak arkadaşım. Bakıyorum. Ege, lütfen. Anne sen karışma. Ben buraya tatsızlık çıkarmaya gelmedim. Beni Belkıs Hanım çağırdı. Zeynep'in eski sevgilisi olduğunu biliyorum. Demek Zeynep onu her şeyi anlattı. Ben sordum. Onun bir suçu yok. Niye sordun? Ege, ne yapmaya çalışıyorsun? Merak ettim, ne var? Söyleyeyim. İnsanlar yeni tanıştıkları kişilere soru sorar, onlar da yanıt verir. Anladın? Bu kadar basit. Bunda yanlış bir şey var mı Belkıs Hanım? Yo. Yani bence de yok. Merhaba. Ben Melis. Ege'nin eşi. Demek Ege'nin eşisin. Hı hı. Sen? Ben Cihan. Henüz kimsenin bir şeyi değilim. Oo, Zeynep'i nasıl güldürdüğünü şimdi anladım. Sabahki mesajına da böyle gülüyordu. Niyetimiz güldürmek değil. Niyetin ne peki? Canım, bir erkek bir kadını güldürüyorsa eğer arkasındaki sebep bellidir, değil mi? Ne demek istiyorsun Melis? Ay bence ne demek istediğimi herkes anladı şu anda. Vallahi ben anlamadım. Anlayan birileri varsa bana da açıklasın lütfen. Ay neyse ne çocuklar ya. Dün Cihan yardım etti bana. Ben de teşekkür etmek için eve çağırdım. Neyse kızım ne oldu Melodi'nin arkadaşları? Ha şey Melodi'nin arkadaşları onlar bugün gelemiyor ya. Başka bir gün gelecekler. Yıldız'a haber ver o zaman. Söylerim anneşkom. Ayakta kaldık. Hadi oturalım ya. Hadi. Sen kendinden bahsetsene biraz. Gerek var mı? Ay sana göre zaten hiçbir şeye gerek yok ya hayatım. Ege. Sen gelsene benimle. Ege yürü dedim. Yürü. Sen Ege'nin kusuruna bakma ya. O hep böyle temkinli yaklaşır. Hemen güvenemez herkese. Doğru olanı yapıyor. Ama konunun seninle de pek alakası yok aslında. Zeynep'le var tabii. Melis. Bir zamanlar... Sevgiliydiler. Ah, o yüzden daha hassas davranıyor işte. Ama Ege benimle evlendi. Atlatacaktır zamanla. Atlatamazsa sana yazık olur. Yıldız! Yıldız bu baklavalar daha yenmiyor. Toparla burayı. Demek şoförsün. Okuyamadın mı? Herkesin senin gibi zengin bir babası olmuyor. Bizim çalışmaktan okumaya fırsatımız olmadı.
babamın zengin olduğunu nereden çıkartıyorsun? Yaşadığın fakirhaneye bakılınca anlaşılıyor. Öyle mi? Zeynep'e bakınca ne anlaşılıyor? Zeynep'e bakılınca zeki bir kız olduğu anlaşılıyor. Ne de olsa Türkiye beşincisi. Pardon, annem arıyor. Efendim anne? Bana bak bana. Mustafa'ya atma. Yemezler. Kızı güldürüyorsun, iltifat ediyorsun. Niyetini anladım ben senin. Yoksa Zeynep'ten kurtulmaya mı çalışıyorsun? Sen lep demeden olayı çözmüşsün. Bak, benim tek derdim Zeynep'ten kurtulmak. Yani öyle lafı dolandırmayı da sevmem. Ben elimden geleni yapacağım. Hangi konuda? Aranızı yapma konusunda. Belkıs Hanım'ın kanına sen girdin değil mi? O yüzden beni buraya getirdi. Melody'nin arkadaşları yalandı. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Zeynep'i istiyorsan yardım ederim. Nasıl yani? Sen şimdi Zeynep konusunda benden yardım istemiyor musun? Neden? Çünkü senin içinde çok keskin bir nefret var. Bak sen, şoför değil, filozof vallahi. Hayattan aldığım dersler diyelim. O hayattan aldığın derslerin arasında yardım eli uzatan birinin elini geri çevirmek mi var? Hayattan aldığım dersler arasında insanları olduğu gibi kabul etmeyenlerle iş yapmamak var. E sen insanları olduğu gibi kabul ediyorsun o zaman. İnsanları olduğu gibi kabul etmemek nefreti getirir. Senin için nefret dolu. Bunu görüyorum. Nefret bulaşıcıdır. Beni tanımıyorsun. Yani tanımadığın birinden nefret ediyorsun, öyle mi? Hayır, iş yapmıyorum. Tanışmak istersen? Yok, almayayım. Zeynep Hanım kendi gibi klavyerini bulmuş vallahi. Gelincik. Cihan nerede? Telefon çaldı, öyle gitti vallahi. Ne oldu sana? Suratın bir tuhaf. Yo, iyiyim. İyiyim anneciğim. Misafirim var anne, sonra konuşuruz. Zeynep. Eğer yine kalkıp bana Cihan'la ilgili bir şey söyleyeceksen... Neden bu konuda bu kadar sinirleniyorsun? Çünkü aramızdaki her şey bitti. Sen benim kiminle konuşacağıma karışamazsın. Tamam, tamam karışamam, kabul. Ama o adamın tekin biri olmadığını söyleyecek kadar da samimi olduğumuzu düşünüyorum. Samimiyet nezaketi de getirmeli. Nasıl bir nezaket? Sen insanların içinde böyle yaptığında farklı anlıyorlar Ege. Özellikle de biricik karın. Of Zeynep, of!